Merhabalar Abdullah Bey, nasılsınız? Hamdolsun, sizler sormalı. Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Öncelikle sizi tanıtarak başlamak istiyorum izin verirseniz. Evet. Sayın Abdullah Köseoğlu kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Abdullah Köseoğlu kısacası Söğüt doğumlu. Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe Finansman Grubu bölümü mezunu. Emekli eğitimci, bir kırtasiyecidir. Şimdi eğitimden gelen, yine kökeni eğitimcilik olan bu işin bugün yaptığımız hizmetine dönüşümüz yıl olarak baktığımızda işletmenizin açıldığı ilk tarih. İşletmemizin açıldığı ilk tarih 99 yılının son ayları. Bilgisayar olarak girdiğimiz işletmede daha sonra sektöre kırtasiye olarak devam etmeye karar verdik. Bu şekilde yönlendirdi. Bu şekilde yönlendirdi. Yani evet. 2000 yılı itibariyle aslında sektöre ilk başladık ama 2009 yılı zannediyorum kırtasiyeyi tamamen oturtturarak devam ediyoruz. Evet. Şimdi biraz da konumdan söz etmek istiyorum. 3 noktada hizmet vermektesiniz. Doğrudur. Bir noktamız Söğüt, Bilecik. Söğüt Merkez. İkinci noktamız Osmanlı Bilecik. Şube. Şubemiz ve üçüncü noktamız yine Bozüyük. Bulunduğumuz şube. Üç noktada hizmet veriyorsunuz ve toplam metrekaresi nedir efendim çalışmalı? Toplam metrekaresi Söğüt 180 metrekare, Bozüyük 90 metrekare, Osmaneli 80 metrekarede. Toplamda 350 metrekare civarında bir alanda çalışmaktasınız ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir hocam? 6 sigortalı çalışan, 2 de eşimle ikimiz toplamda 8. 8 uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel bir kadro ile çalışmaktasınız. Çalışmaktayız. Şimdi biliyorum özellikle şubelerinizin bulunduğu noktalarda o bölgenin tamamına bu hizmeti verebiliyorsunuz. Doğrudur. Ama hizmet bununla sınırlı değil. Yine talep gelmesi durumunda internet üzerinden de satışlarınız var. Aynen öyle. Nerelere kadar ürün gönderebiliyoruz? www.kırtasiyeniz.net adresinden. Türkiye'nin Ardahan'dan Edirne'ye kadar Türkiye'nin her bölgesine ürün gönderimimiz mevcut. Mevcut. Özellikle de okul idari kırtasiyede çok öncü olarak firma olarak devam etmekte. Devam ediyoruz. Ben biraz nereye yönelik plan projeleri de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler yapmayı planlıyorsunuz? Önümüzdeki yıllarla ilgili şu anda okullarımızda özellikle ana sınıf ve birinci sınıflarımızda ücretsiz kaliteli ürünlerin tanıtımını yapacak şekilde çalışmalarımız var. Bu çalışmalarla ilgili görselleri biraz sonra sizlerle paylaşacağız. İzliyor olacaklar şu an hocam. Evet. Bu ücretsiz çalışmalarımız toplu grup çalışması, bunun haricinde işte şurada gördüğümüz ücretsiz ödev araştırma merkezi, burada merkezimizde yerimiz daha büyük olduğu için 7-8 bilgisayarla ücretsiz öğrenciye hizmet veren bilgisayar ve internet ağımız var. Burada da yine bütün şubelerimizde de mevcut. Özellikle işletmelerimizde öğrencilerimizin bugün içinde bulunduğumuz teknolojiden çok daha fazla yararlanabilecekleri, bilgiye ve kaynağa çok daha kolay ulaşabilecekleri imkanlar da sunuyoruz. Doğrudur. Bunu zaman içerisinde geliştirmek, belki zaman içerisinde daha fazla insana hitap etmek, tabii bünyemize daha fazla insan çalıştırmak, şube sayısını artırmak gibi projelerimiz var. Anlıyorum ancak önceliğimiz zannediyorum kaliteden ödün vermeden bu hizmeti devam ettirmek diyebiliriz. Kesinlikle. Şimdi ben biraz evvel de söyledim bu sektörün en iyisisiniz ve size en iyi yapan özellikleri siz bir cümleyle değerli izleyicilerimize paylaştınız. Kaliteli ürün, taahhütleri zamanında yerine getirmek, güler yüzlü davranmak, dürüst ve ilkeli olmak. Ama bunların yanı sıra mutlaka olmazsa olmazlardan bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyeti. Şu an bizi izleyen sevgili izleyicilerimizin içerisinde uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden birçok değerli izleyicimiz de var ki onlar sizden aldıkları hizmet ve ürün sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü de oluşturuyorlar. Onlara da buradan bir teşekkür mesajı gönderelim mi hocam? Tabii ki. Öncelikle bizi tercih ettikleri için bütün müşterilerimize teşekkür ederiz. Tabii. Başarınız, kazancınız, rızkınız ve bereketiniz bol olsun diyoruz efendim. Allah razı olsun.